meclis üyesi olarak başladım. Birçok komisyonda görev aldım. İmar Komisyonu başkanlığım hala devam ediyor. Bunun dışında Turizm Komisyonu, Ulaşım Komisyonu, Toplumsal Cinsiyet Eşitliği komisyonlarında görev aldım. Belediyelerimiz bana birçok birliklerde de temsil yetkisi verdi. 10 senedir Tarihi Kentler Birliği temsilciliği yapıyorum. Tarihi kentlerin nasıl korunduğu, Avrupa'da bu işlerin nasıl olduğu, UNESCO süreçlerinin nasıl yürüdüğü. Enerji Kentleri Birliği temsilcisiyim yine. Türkiye Belediyeler Birliği temsilcisiyim yine Büyükşehir Belediyemizin. Bunun gibi birçok görevler aldım. Layığıyla bugüne kadar da getirdik. Hem mesleki anlamda hem belediyecilik anlamında biriktirdiğim tecrübeleri artık bir üretim alanına aktarma ihtiyacı doğdu. Ve aday oldum. Adaylaştım. Bu şekilde. Adaylaşma sürecini konuşacağız ama 2022 yılının Mart ve Mayıs aylarında da Menteşe Belediyesi Başkan Vekilliği göreviniz de var bu arada. Az önce siz atladınız sanırım. Ben söylemiş olayım size. Yüksek lisansınızı Orta Doğu Teknik Üniversitesi Kentsel Politika Planlaması Yerel Yönetimler Alanı ve Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyoloji alanında tamamlıyorsunuz. Yine burada yerel bir konu var. Toplumsal bir ölçek olarak kentsel mekanın dönüşümü Muğla Kentsel Sit Örneği konulu tezle doktoranızı tamamlamış, Yüksek yüksek lisansım. lisansınızı tamamlamış oluyorsunuz. Şöyle bir sözünüz var. Oradan atıfla soru yönelteyim. Bir şehir plancısı olarak Menteşe'nin eşsiz coğrafyasında yıllarca gözlemler ve çalışmalar yaptım. Katıldığım toplantılarda ve aldığım tüm eğitimlerde dünyadaki ve ülkemizdeki yerel yönetim anlayışlarını tanıma fırsatı buldum. Belediyecilik alanında 10 senelik tecrübemle Menteşe'mize katılımcı ve çağdaş bir sosyal belediyecilik anlayışıyla hizmet etmeye hedeflerim çerçevesinde şehrimizin kıymetlerini işlemeye, değerlerine değer katmaya talibim diyerek yola çıkıyorsunuz. Peki sizinle birlikte Menteşe'de ne değişecek? Şöyle anlatayım. Öncelikle Menteşe benim gözümde büyük bir hazineye sahip. Biz büyük bir mirasına sahibiz. Tarihiyle, kentsel sit alanlarıyla, doğasıyla, doğal sit alanlarıyla, kültürüyle, insan varlığıyla büyük bir hazinenin üstünde oturuyoruz. Ama bu hazinenin sandığın, bu hazine sandığının kapağını henüz açıp bakamamış bir ilçeyiz. Yani içindeki değerleri öncelikle teker teker inceleyip kendimiz bunu idrak edip ondan sonra burada neyi parlatacağımızı, neye öne çıkaracağımızı teker teker projelendirmemiz gerekiyor. Tabii ki biz bu çalışmalara başladık. Biz bütüncül bir koruma anlayışı sergilemek istiyoruz. Tabii bunu sürdürülebilir ilkeler çerçevesinde ve ekonomik kalkınmayı hedefleyerek. Çünkü biliyorsunuz büyük bir ekonomik krizin içindeyiz ve bu kriz giderek derinleşiyor. Bu kadar büyük bir mirasa sahip olan Menteşe, toprağından bereket fışkıran Menteşe, sit alanlarıyla öne çıkan Menteşe, hiçbir şekilde dünyadaki yeni kurulan sistemden nasibini alamayıp giderek fakirleşiyor maalesef. Biz halkımızla birlikte bütüncül bir kalkınma örneği sergilemek istiyoruz. Bunun için tabii ana başlıklarımız var. Oraya 4T projesiyle çıktık. Oraya geleceğiz. 3 iş ve proje yönetimi, ekonomik kalkınma ve kaliteli yaşam şeklinde 3 ana başlıkta topladığınız projeleriniz var. Onlara biraz sonra geleceğiz ama ilk kadın belediye başkanı Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu dönem adaylaştırmış olduğu tek kadın belediye başkanı adayı sizsiniz. Muğla tarihinde de geçmişte sanırım bir belediye baş program öncesinde de biraz sohbet etmiştik. Genç bir belediye başkanı adayı, kadın bir belediye başkanı adayından Menteşeliler neler görecek bu yeni dönemde? Birçok projemiz var. Öncelikle tarihi sit alanımızı, Arasta bölgemizi, Saburhane, Arasta, Tabakhane bir turizm rotası oluşturmayı düşünüyoruz. Bununla ilgili yani mahalle ölçeğinden sokaklara, yapılara, hatta kapılarımıza, bacalarımıza kadar bir koruma anlayışı sergileyeceğiz ve UNESCO sürecine de hem Karabağlar Yaylamızla hem kent merkezimize dahil olmak gibi bir hedefimiz var. Aslında projeleri anlatırken hep 4T'ye yine Peki geliyorum. o zaman Bunu da şöyle, anlatmak istiyorum. tabii ki hemen oraya gelelim o zaman. Menteşe'nin yine sizin söylemlerinizden yola çıkarak söylüyorum. Menteşe'nin tüm Türkiye'ye örnek olacak sosyal refah içerisinde çağdaş temiz bir şehir olması için yola çıkıyoruz diyorsunuz. Bu yolda
hayata geçireceğimiz projeleri 3 ana başlıkta topladığınızı söylüyorsunuz. Bu 3 ana başlık, şimdi tek tek konuşalım onları. Birincisi iş ve proje yönetimi, ikincisi ekonomik kalkınma ki 4T dediğiniz plan burada daha yerini alıyor ve kaliteli yaşam. Birinciden başlayalım isterseniz. İş ve proje yönetimi derken neyi kastediyorsunuz? İş ve proje üretimi belediyenin aslında tam kapasitesiyle çalışması ve artık yeni projeler üretmesinden bahsediyoruz. Ve mevcut işleyişi sistematik bir şekilde hızlandırmasından bahsediyoruz aslında. Gerçek potansiyelimizi, şu anki kapasitemizi ortaya koyamıyoruz mevcut sistemde. Bunda evet. Bir iyileştirmeye gideceğiz. Bunda başta akıllı kent sistemlerini kullanarak daha şeffaf bir şekilde bütün çalışanlarımızın görev tanımının çok net olduğu ve her gün raporlandığı, hesap verilebilirliğin ve şeffaflığın son derece açık olduğu ve halkımızca kontrol edilebileceği bir sistemden. Proje üretiminde de oldukça katılımcı bir anlayış benimseyeceğiz. Burada özellikle kent konseylerini devreye sokacağız. Bunun dışında estetik komisyonumuzu kuracağız ve kent kimliği çalışma grubumuzu kuracağız. Aktif bir aslında belediyecilik anlayışı ortaya koymaktan İş bahsediyorum. İş ve proje üretimi derken kastettiğimiz bunlar diyorsunuz. Evet. Şimdi ekonomik kalkınma 4T, tarım, turizm, ticaret ve teknoloji diyorsunuz. Bunu evet. Biraz açabilir miyiz? Ne demek istiyorsunuz? Şimdi 4T ekonomik olarak ve sosyal olarak aslında Menteşe'mizin kalkınmasını sağlayacak bir model olarak düşündük. Bunların hepsi birbirine, bu dört başlığın hepsi birbiriyle aslında iç içe entegre başlıklar. Kentimizin kırsalıyla, merkeziyle bir bütünlük içinde kalkınmasından bahsediyoruz aslında burada. Bu başlıkları çok kısa bir şekilde teker teker açabilirim. Bu arada benden duyulacak en çok şey, en çok üç kelime bundan sonra sürdürülebilirlik, dirençli kentler ve yönetişim kavramları olacak. 4T'de tarım. İlk başta tarımla ilgili potansiyelimizi tam olarak önce belirleyeceğiz. Az önce dedim ya, bir sandığımız var, onun içinde bir hazine var. Onun kapağını açacağız ve bizim tarım potansiyelimiz toprak analizleriyle başlayıp yerel ürünlerimiz hangileri, hangi yerel ürünler buna eklenebilir? Birçok destekle, teknolojiyi özellikle bu işin içine katarak ürettiğimiz ürünlerin niteliğini, kalitesini yükselterek başta Menteşe'mize yetecek seviyeye getirmek, sonra da dünya pazarına bu ürünleri pazarlayabilir duruma gelmekten bahsediyoruz. Tarımla ilgili temel felsefemiz bu. Yani üretimin başladığı noktadan aslında sofralarımıza gelecek kadar tüm süreci planlayıp daha sonra bunun pazarlama aşamasında bir dijital platform üzerinden bir zemin hazırlamak aslında. Evet. Çok özel yerel ürünlerimiz var. Bunun içinde özellikle arıcılık ve zeytinciliği daha da ön plana çıkarmayı hedefliyoruz. Dünya çapında bu alanda bir merkez olmak hedefimiz. Arıcılıkla ilgili birçok özel ürünümüz var. Arıcılıkla ilgili terapi yöntemleri de var. Apiterapi merkezi kurmayı planlıyoruz. İşte biliyorsunuz ürünlerini, polendir, arı sütüdür. Birçok yan ürünler var. İlaç sanayinde, kozmetikte kullanılan. Yine zeytinimiz Türkiye'nin en kaliteli polifenol içeriği en yüksek olan memecik türü zeytinimiz bizim bölgemizde yetişiyor. Gerçekten bir ilaç niteliğinde, kozmetikte de kullanılıyor. O hani atılan yerdeki zeytin yapraklarının bile aslında bir değeri var. Bütün bunları sisteme dahil ederek, kooperatifçiliği özellikle destekleyerek bunun üzerinden kalkınmak gibi bir hedefimiz var. Kırsalımıza bu noktada hem teknoloji anlamında hem üretimdeki temel girdiler anlamında destekler olacağız. Ve örnek projelerle aslında bu işin nasıl yürüdüğünün sadece örneğini sergileyip o yolu açıp ondan sonra bunu kooperatiflerimize ve yerel ürün üreticilerimize bırakarak bu alanı geliştireceğiz. Evet. Tarım bu temel olarak. Turizmle ilgili aslında ticaret ve turizm çok iç içe tabii ki. Arastamız, kentimizin merkezi, ticari merkezi çok kıymetli bizim için ve çok ön plana çıkarmamız gereken bir alan. Burası geçmişten beri üretimin, bereketin, aslında kültürün, canlılığın kaynağı olan bir bölge. Şu an maalesef biraz atıl durumda. Oradaki meslekler günden güne kayboluyor. Öncelikle o meslekleri orada belgeleyip, evet mesela bir semercilik tabii ki şimdi yapamayız. Ama bunu günün koşullarına, değişen dünya düzenine uyarlayıp özel tasarımlarla butik ürünler üreterek
bu alanı tekrardan ön plana çıkaracağız. Burada daha çok sanatsal etkinliklere yer vereceğiz. Her bir sokağında, her bir dükkanında aktif olacağımız bir turizm anlayışı benimseyeceğiz. Bu arada 12 ay turizme çok önem veriyoruz. Sadece kültür turizmi değil, bizim çok güzel bir doğamız var. İçinden kanyon geçen bir şehrimiz var. Turizm rotalarını belirlerken spor turizmini, doğa turizmini, kırsal turizmi, aslında tarım turizmini. Tam bu noktada program öncesinde konuşmuştuk. Muğla'nın Bodrum, Fethiye, Marmaris, Datça gibi çok bilinen tatil beldeleri olmasına rağmen Menteşe hep bir kenarda köşede kaldı demiştiniz. Maalesef. Bu söylediğiniz konu bununla doğru orantılı herhalde. Biraz daha Menteşe'yi turizm alanında da ön plana çıkarmak, çünkü önemli bir kesinlikle turizm potansiyeli olduğundan bahisle ön plana çıkarmak istiyorsunuz. Tam bu söylediğiniz konu bununla evet, ilgili sanırım. Evet. Bu arada şunu da belirtmek istedim. Bizim adımız 2014'te şehrimizin adı Menteşe oldu. Aslında bizim adımız Muğla. Evet. Bu isim hala 10 sene geçmesine rağmen Muğlalılar tarafından benimsenmiş bir isim değil. Ama benim için Menteşe şöyle, Muğla iline bakarsanız, nereden yola çıkarsanız çıkın, bir yolları damarlar gibi düşünün, kalp Menteşe'dir, Muğla'dır. Tam merkez noktada bulunur, merkez ilçeyizdir, büyük şehrin merkezi Muğla'dır. Bodrum'dan çıkarsınız yola, Milas, Yatağan, Muğla'ya varırsınız. Datça'dan çıksanız Marmaris, Ula, Muğla'ya gelirsiniz. Bir ağ gibi o yollar. İşte Seydi Kemer'den çıksanız Fethiye, Dalaman, Ortaca, Köyceğiz, Ula, yine Menteşe'ye, Muğla'ya varırsınız. Aslında Menteşe bence Muğla'nın kalbidir. Ve bunu maalesef hak ettiği değeri, kıymeti, potansiyeli gerçekleştirememiştir. Bu potansiyelin açığa çıkması için, ortaya çıkması için bu bölgenin nimetlerinden faydalanmak ve dünyada aslında parlar bir hale gelmek için biz var gücümüzle çalışacağız ve bütün projelerimiz aslında bunun üstüne. Görünürlük, kalkınma, zenginleşme, refah içinde, mutlu ve medeni bir kentte yaşamak üstüne kurulur. Önümüzdeki süreçte tüm Türkiye Marmaris'i, Bodrum'u, Datça'yı, Fethiye'yi nasıl biliyorsa Menteşe'yi de artık aynı kategoride değerlendirip bilecek diyorsunuz. Kesinlikle. Evet. Buyurun lütfen devam edin. 3T, 4T diyorduk. Evet, turizm ticaretten bahsediyorduk. Arastamızdan bahsettik. Burada dediğim gibi unutulan meslekleri farklı dünyaya uyum sağlayan ürünler olarak öne çıkaracağımızdan bahsettik. Evet. Turizm rotalarından kabaca bahsettik. Bir de Karabağlar Yaylamız var. Eşi benzeri olmayan, gerçekten özel bir kliması ve özel bir su sistemi olan, şehrimizden kot olarak aşağıdadır. Böyle yayla pek yoktur. Genelde yaylaya gitmek için yukarı çıkılır. Karabağlar Yaylamız bizim daha aşağı bir kotta olmasına rağmen çok serin, çok sulak, çok verimli bir alandır. Burayı da yine turizm rotalarımız içinde değerlendireceğiz. Bunun dışında turizmle ilgili Yağcılar Hanımız var merkezde. İlk önce bunun restorasyonunu yapmakla başlayacağız ve Saatli Kule çevresinde bir düzenleme projemiz var. Rumların önceden yerleşmiş olduğu Saburhane bölgesinde bir meydan düzenlemesi ve cephe yenilenmesiyle işe başlamak istiyoruz. Orası çünkü yeni rotamızın başladığı nokta olacak. Orada bir Karamuğla deremiz var, kapalı. Belli yerlerde o suyu o meydanda öne çıkaracağız. Suyun o hareketliliğini, enerjisini de kentimize kazandıracağız. Turizmle ilgili temel olarak söyleyeceğim bunlar. Yılanlı dağ köylerimiz, Özlüce'miz, kanyonumuz, bunlar bizim için çok önemli. Asar, antik yerleşimimiz, Masa Dağı da denir. Karabağlar Yaylası, bütün bu alanları kapsayacak 12 ay aktif bir şekilde turizm yapabileceğimiz, tarım turizmi de bu arada çok önemli köylerimizdeki, evet. Bütüncül bir turizm anlayışı. Bunu gastronomiyle de bütünleştireceğiz tabii ki. Dediğim gibi o sandığın içindeki hazineleri bütün olarak ele alıp tüm Menteşe'yi kırıyla, kent merkeziyle bütün değerlendireceğimiz bir turizm ticaret anlayışımız evet. olacak. Ve teknoloji başlığımız var bir de. 4T'nin son T'si, evet. Evet. Burada akıllı kent sistemlerini ve uygulamalarını hayata dahil etmekten aslında bahsettik. Bunun dışında yazılım firmaları aslında güzel coğrafyalarda, doğa içinde artık kendilerine yer seçmek istiyorlar. Yeterli altyapı oluşursa. Menteşe'miz bunun için de çok uygun bir alan. O yazılım firmalarını kentimize davet edecek altyapı alanları geliştirip onlara da alanlar açacağız.
Onlara bu anlamda bir cazibe merkezi yaratmak istiyoruz Menteşe'de. Çok detaya burada girmek istemiyorum. Evet, yani önümüzdeki süreçte Menteşe yine teknoloji alanında da ismini duyuracak kentlerimizden birisi olacak. O zaman geçelim. Kaliteli yaşam. Üçüncü başlık. Kaliteli yaşam aslında medeni bir şehir olmaktan bahsediyoruz burada. Fiziksel olarak erişilebilirlik anlamında, engellilerin erişebilirliği anlamında, kadınların güvenli olduğu. Yani medeni bir şehirde yaşamak, kültür sanat etkinliklerinin niteliğinin sayısının fazlaca olduğu. Genel anlamda hem fiziksel hem ekonomik hem kültürel anlamda medeni koşulları yaratmak ve insanların yüzünün güldüğü bir şehir yaratmaktan bahsediyoruz. Evet. Şu anda tespitlerinize göre sizce Menteşe'nin en önemli sorunu nedir? Yani göreve geldiğinizde hani dedi ya ilk şuradan işe başlayacağız dediniz. Az önce işe başlamak dediğinizde aklıma geldi. 1 Nisan'dan itibaren hemen neşteri vuracağınız alan neresi? Şimdi halkımızdan en çok talep gelen konu yollar. Yolların yeterince düzenli, düzgün olmaması. Tabii ki fiziksel olarak buradan başlayacağız. Evet. Yollar altyapıyla da biraz hani doğru orantılıdır aslında. Altyapı yetersizlikleri varsa yolları düzenlemenin aslında çok fazla bir anlamı kalmaz. Evet. Altyapı durumları nedir? Altyapı durumları büyük oranda merkez ilçemizde yani kent merkezimizde büyük oranda tamamlanmış durumda. Sadece bazı yukarı mahallelerimizin çeperlerinde doğalgazla ilgili eksikliklerimiz var. Bunları hızlıca zaten tamamlamak için ilgili firmalarla işbirliği içine girdik. Yaşanan depremden dolayı firma biraz o bölgeye ağırlık verdiği için bunlar aslında eksik kaldı. Bundan sonra hızla tamamlayıp yollarımızı da düzenleyip dediğim gibi engelli erişimini de dikkate alarak hızlıca o fiziksel koşulu düzelteceğiz. Bunun dışında biraz sonra geleceğiz. Kötekli bölgemiz bir sorun teşkil ediyor şu anda. Bir üniversitemiz var. Evet, ben de tam da onu soracaktım. Menteşe bir üniversite kenti aynı zamanda. Kampüsünde biraz yerleşim yerlerinden uzakta olmasının yarattığı bir takım sorunlar var bildiğim kadarıyla. Evet. Özellikle o Kötekli bölgesi dediğiniz bölgelerle ilgili. Bununla ilgili ne gibi çalışmalar planlıyorsunuz? Kötekli bölgesi çok hızlı gelişmiş. Üniversitenin kurulmasıyla hızlıca gelişen öğrenci yurtlarının ve ticaret alanlarının yoğunlukta bulunduğu bir bölge. Kent merkezimize araçla aslında bir 5 dakika mesafede çok yakın olmasına rağmen maalesef kopuk kalmış ve bir etkileşim, iletişim kurulamamış bugüne kadar. Bu sebepten suç oranlarının giderek arttığı, güvenlik sorunlarının olduğu bir bölgeye dönüştü. En temel problem öğrencilerimiz arasında kent merkezine ulaşım açısından sıkıntı olan şey ulaşım ücretlerinin yüksek olması olarak görülüyor. Bunu büyük şehrimizle Ahmet Aras Başkanımızla başta öğrencilere bir ulaşım indirimi yaparak zaten harekete geçeceğiz. Ama o bölge için ayrıca farklı bir ulaşım sistemi planlıyoruz. Buna şu an raylı sistem, hafif raylı sistem diye tanımlamak istemiyorum. Çünkü elektrikle çalışan belki başka bir sistem olabilir. Hangisi daha rentable ve çevreci? Bunun çalışmaları yapılıyor. Ulaşımla ilgili sorunu öncelikle ortadan kaldıracağız. Bunun dışında kent merkezimizde öğrencilerin dahil olabileceği, aslında kentin yaşamına dahil olabileceği, üretime dahil olabileceği başka projelerimiz var. Kuracağımız öğrenciyle gençlikle ilgili bir birim olacak belediyemizde. Gençlik birimimiz 35-40 olacak. 35-40 bin öğrenci kapasitesi var. Bildiğim kadarıyla az önce size de görüşmüştük Menteşe'de. Evet. Biraz hani siz başladınız belki ama bu öğrencilere yönelik de ne gibi çalışmalar, projeler. İşte konaklama ya da ne bileyim ulaşım indirimleri vesaire gibi bir planınız var mı? Evet. Siz başladınız aslında ama devam etmeniz için söylüyorum. Ulaşım indirimi dediğim gibi zaten yapılacak. Konaklama ile ilgili öncelikle bir kız yurdu planımız var. Yine Ahmet Başkanımızla yapacağımız. Onun dışında kentin merkezine gençlerimizi çekebileceğimiz projeler. Bir alan tahsis edeceğiz mesela. Öncelikle belirli bir pilot bölge belirleyeceğiz. Orada her türlü hem fikir üretimi hem yiyecek olabilir mesela, satış yapabilecekleri, fikir üretebilecekleri, onlara altyapıyı sağlayacağımız, fiziksel koşulları sağlayabileceğimiz alanlar yaratacağız. Evet. Mesela benim oğlum üniversiteli bir kentte yaşadığının farkında değil. O kadar kopuk ki benim oğlum üniversitedeki abileriyle, ablalarıyla çeşitli etkinliklere dahil olabilecek şehrimizin içinde. Ya da yaşlılarımız.
Çünkü üniversite gerçekten bizim için çok kıymetli bir potansiyel, bir enerji kaynağı. Onu kentimizle entegre edecek birçok sosyal projemiz olduğu gibi fiziksel mekanda da onlara yerler tanımlayacağız. Onları şehrimizin içine davet edeceğiz. Biz de yer yer Kötekli bölgesinde olacağız. Kötekli'ye bir kent lokantası düşünüyoruz. Şu an belediyemizin mevcut aşevi olarak çalıştırdığı zaten bir yer var. Son derece kaliteli ve sağlıklı yemekler yapılıyor. Çok uygun, çok uygun fiyata, evet. Tabii ki bu yapılıyor. Evet. Bunu Kötekli bölgesinde bir kent lokantasıyla taçlandıracağız. Evet. Öğrencilerle de konuştuk. Son 6-7 dakikamız olduğunu işaret ediyor arkadaşlarımız. Biraz da bildiğim kadarıyla sizin dezavantajlı gruplarla ilgili yaptığınız proje, evet, çalışmalarınız var. Biraz da onlardan söz edelim. Neler planlıyorsunuz dezavantajlı gruplar için? Engellilerle ilgili öncelikle kent mekanının ulaşılır, erişilebilir bir hale getirilmesi çok kıymetli. Ben bir şehir plancısı olmam sebebiyle gözüm bu konuda hassastır. O geçişler, o erişilebilirliğin nasıl olması gerektiği konusunda. Ama şöyle bir şey, ben ne zaman anne oldum, bebek arabasını alıp sokağa çıktım, o zaman gerçekten sorunları fark ettim. Ne kadar hani teknik bir meslek sahibi olsanız da bunu yaşayan biliyor. Evet. O yüzden istedim ki belediye meclisimizde de fiziksel engelli bir birey olsun, iletişim kurmaya çalıştık. Bu maalesef olamadı. O yüzden engelli meclisimizin öncelikle çok aktif bir biçimde çalışacağı bir sistem kuracağız. Engellilerimizle ilgili bir otizm destek merkezi projemiz var. Büyükşehirle yine birlikte kısa mola merkezi, yani engelli ailelerin çocuklarını belli süreler için bırakabileceği ve profesyonel kişilerin burada ilgileneceği çocuklarımızla alanların sayısını çoğaltmak, o kısa molanın süresini biraz daha uzatmak. Ana hedefimiz bunlar, çünkü engellilere bakım veren kişilerin sağlıkları, ruhsal durumları da çok kıymetli. Onlara da bir özgürleşme alanı, bir nefes alma imkanı sağlayacak projelerimiz var. Engelli dernekleriyle, hepsiyle zaten iç içe çalışıyoruz. Onlardan gelecek talepler doğrultusunda bunlar öncelik sırasına sokulup hızlıca çalışmaya başlayacağız. Peki, Muğla'da yine Ege bölgesi sınırları içerisinde deprem kuşağında yer alan bir ilimiz, İzmir gibi. Dirençli kentler, depreme dayanıklı konutlarla ilgili bir çalışmalarınız olacak mı, var mı? Bununla ilgili ne gibi planlarınız var? Evet, dirençli kent konusu bizim için önemli bir kavram. Doğal afetler hep oluyordu. Bundan sonra daha çok olacak. İklim değişikliği gündemimizde, dünyanın gündeminde. Evet. Özellikle deprem konusunda hem deprem öncesi hazırlıklarımızı, hem deprem anı, hem de deprem sonrasında ne yapıyor olacağımızı belediye olarak çok net bir şekilde ortaya koyacağız. İnşaat Mühendisleri Odası'yla hazırladığımız zaten bir protokol var. İlk işimiz o protokolü imzalayarak yapı stoğu analizlerimizi bütün Menteşe'deki hızlıca tamamlamak. Yani çürük yapılarımızı belirleyeceğiz ya da önlem alınması bugüne gereken. Bugüne kadar bir çalışma yapıldı mı bununla ilgili? Bununla ilgili bazı girişimler oldu ama aktif bir çalışma henüz başlamadı. Evet. Bazı ilçelerimizde başladı. İlk Milas'ta başladı. Bir de Bodrum'da var sanırım. Diğer ilçelerimizde yok. Öncelikle bunu yapacağız. Bu yapıları tespit edeceğiz. Gerekli uyarılar ve önlemler alınacak. Deprem anında ne yapıyor olacağımızı mahalle afet gönüllüleri organizasyonlarıyla birlikte eğitimlerini vereceğiz. Bu ilkokuldan başlamak üzere aslında tüm kamu kurumlarına, belediyeye bu eğitimler verilecek. Deprem sonrasında da özellikle toplanma alanlarındaki altyapıyla ilgili sıkıntıları çözmek. İşte oraya sudur, elektriktir, internet bağlantılarının hazır olması, orada her daim hazır bir konteyner olması, sonrasında nasıl organize olacağımızın prosedürünün bütünüyle hazır olması, bunun halkımız tarafından bilinilmesi. Bunların hepsini dediğim gibi öncesi, anı ve sonrası olarak afetlerle ilgili çalışmalarımız yapılacak. Hemen başlayacağız. 1 Nisan'dan itibaren gün sayıyoruz aslında bütün bunlara başlamak için. Evet. Büyük bir heyecan içindeyiz. Peki Cumhuriyet Halk Partili belediyecilik ya da belediye denildiğinde ilk akla gelen sosyal belediyecilik. Evet. Özellikle son dönemde ülkemizin içinde bulunduğu durum sebebiyle vatandaşların bir takım sıkıntılarına derman olabilecek bu tarz sosyal projeler çok değerli.
değerli. Evet. Sizin bu yönlü çalışmalarınız var mı, düşünceleriniz, projeleriniz evet, var mı? Evet. Nasıl dokunacaksınız vatandaşa? Öncelikle aklıma şu anda ilk geliverenleri söyleyelim. Bir kreş yapmayı düşünüyoruz. Menteşe Belediye'mizin henüz bir kreşi yok. Bunu en ihtiyacı olan mahallemizde, merkez mahallemizde başlayarak yapacağız. Kreş fiyatları çok yüksek biliyorsunuz. Yani 15 bin liralar, 20 bin liralardan bahsediyor. Bunu çok çok aşağı çekerek, bundan tabii ki hiçbir karlılık beklemiyoruz. Belediyenin bakış açısı da böyle olmalı. İnsanların cebinde bu paranın kalabileceği belki 5 bin liraya, belki 7 bin liraya minimum fiyatlarda tutarak ekonomik anlamda katkı sağlamak istiyoruz. Tabii ki çocuklarımızın hem fiziksel hem zihinsel gelişimleri çok önemli. Bunu en uzman kişilerle yapacağız. Evet. Annelerimize çalışma imkanı açılmış olacak bir yandan. Artı bir ekonomik gelir elde etme fırsatı yaşayacaklar. Haneye artı bir gelir girebilecek. Kadınlarla ilgili kadın sığınma evimiz Muğla merkez ilçemizde maalesef yok. Bunu da yine Ahmet Başkanımızla olan projelerimiz arasında en kısa zamanda kadın yaşam merkezi niteliğinde hem kadınların hem çocukların konforunu en üst seviyede tutacak düzeyde bir kadın sığınma evi projemiz var. Spor merkezimiz yok Menteşe'mizde. Çok amaçlı bir spor merkezi yapmak ilk hedefimiz. Hemen başlayacağımız işlerden biri bu da. Evet. Gibi birçok projemiz sıralanacak. Tamam, süremizin zaten şu anda sonuna geldik. Son 1,5 dakikamız olduğunu işaret ediyor arkadaşlarımız. Son olarak şunu söyleyeyim ama tek cümle. Muğla zaman zaman çevresel sorunlarla gündeme geliyor. Bununla ilgili bir projeniz var mı? Muğla'nın içinde bulunduğu coğrafyayla ilgili de, ilgisi açısından da çok ilgili bir konu bu. Evet. Bu çevresel sebepler, konular, sıkıntılarla ilgili bir ne söylemek istersiniz? Ama çok kısa lütfen. Demin de dediğim gibi Muğla gerçekten büyük bir mirasa sahip ve insanların gözü burada. Talana çok açık bir coğrafya. Biz kesinlikle çevreye zarar verecek hiçbir projeye onay vermeyeceğiz. Eğer yasal yollardan gelip bir baskı kurulmaya çalışılırsa da bununla ilgili kamuoyunu kentteki paydaşlarımızla, kent konseyimizle birlikte direneceğiz buna net bir şekilde. Türkiye'ye bunu açıkça söyleyebilirim. Evet. Evet, çok teşekkür ediyorum. Son bir dakika. Arkadaşlar o şekilde işaret ettiler. Ben soru sormayayım. Siz şu anda Menteşeli vatandaşlara sözlerinizi söyleyin. Neden size oy vermeliler? Neden sizi seçmeliler? Lütfen onu anlatın. Buyurun, kameralar sizde. Menteşeli vatandaşlarımız beni az çok tanıyorlar. Çalışkanlığımla, kararlılığımla gerçekten partimin değerlerine sahip çıkan, Atatürk'ün mirasçısı ve Atatürk'ün kızı olan bir cumhuriyet kadınıyım ben. Bu çalışkanlığımı sonuna kadar götürüp bu 5 senenin sonunda iyi ki Gonca Başkan'a oy vermişiz diyecekleri bir belediyecilik anlayışı ortaya koyacağız. Çok teşekkür ediyorum. Biz sağ teşekkür olun. Ederiz. Çok sağ olun. Bunun için size oy vermeliler evet, diyorsunuz. Peki, evet. Çok teşekkürler. Seçim dönemi boyunca da başarılar diliyoruz. Çok teşekkür ederim. Seçim sonrası da tekrar sizi konuk almak isteriz. Çok sağ olun. Teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Evet sevgili izleyenler, bugün de bize ayrılan sürenin böylelikle sonuna gelmiş olduk. Yaklaşık bir saat sonra Seçim 2024 programında yeniden birlikte olacağız. Tekrar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Şuna da belki vardır. Yok.